Şubat 2020 Antalya Gaziler'deyiz. Yanımızda Ali Arslan ve Kamil Aydın Tarım'dan ziraat mühendisimiz Hakkı Çetin. Evet. Burada sıvı yaprak gübremiz, rekor gübrenin denemesini, uygulamasını yaptırdılar. Ali Bey'in seralarında, kabak serasında. Hakkı Bey, neler oldu? Burada neler gördük? Bunların dikim tarihi nedir? Durumları nedir? Kısaca bir özetleyebilir miyiz? Şimdi çeşitimiz Seydan. Seydan. 5 Ekim tarihimiz. Şöyle gösterelim biz çiçeğimizi. Evet, anlatalım. Ekim tarihi 5 Ekim. Şimdi burada özellikle tabii mevsimsel olarak Ekim'de diktik. Şu aylardan Şubat. Hı hı. Üzerimizden soğuklar da geçti yani meyvenin üstünden. Şimdi şöyle benim sol tarafım, şöyle göstermiş olduğum yer burası. Rekor yaprak gübresinin uygulandığı. Özellikle meyvenin uzatması, şöyle yaprağını çevirelim. Yaprak rengi de görülsün. Evet. Alalı, yaprağın özellikle rengi ve meyvenin parlaklığında oldukça başarılı. Diğer taraf ise rekor yaprak gübresini uygulamadığımız taraf. Buradaki ağaçtaki sararmaları görüyorsunuz yaprakta ve şu meyvelerdeki burkmaları görüyorsunuz. Atılan yerle atılmayan yer arasında gerçekten bariz bir fark var. Buranın tarihi zaten Ekim. Evet. Tarihli. Bir de yani biraz bitkimiz yorgun. Yorgun. Şimdiye kadar marazlı bir şeyde uygulama yapıldı. Virüs, saman akarı, beyaz çürüklük, kurşun küf gibi sebeplerden dolayı yani %50 kapasiteyle çalışıyordu seramız zaten şu anda. Ama bizim aldığımız ürünlerden gayet memnunuz. Şöyle. Ve şunu ekleyeyim. Bu tarz denemelerde biz özellikle tek farklı faktör sağ tarafım ve sol tarafım olmak üzere rekor gelişim yaprak gübresi. Yani rekor gübre. Rekor gübre. Hı hı. Buraya attık, buraya atmadık. Diğer her şey aynı yani. Gübresi, ilacı, her şey aynı. Toprak yapısı, üreticisine varıncaya kadar. Her şey aynı. Şöyle biraz daha gidelim mi? Göstere göstere. En azından her noktada aynı olduğunu evet. Görelim. Şu tepeleri de çekerek. Evet, şurada çiçeklerin çiçek açılış çiçeklerinden. Şöyle gösterelim. Şimdi o çiçekteki kaliteyle mesela şuradaki evet. Az önce baktığımız yerlere de bakalım. Şimdi mesela atılmış bir yerde. Şuraya bakalım. Atılmayan yerde çiçeğin açılması da bu şekilde. Yani biraz daha yumuk, kapalı. Gördüğünüz bu şekilde gibi. Gidiyor. Zaten ağaç bitki yapısından da anlaşılıyor. Yani bunun burada biraz daha büyük. Şöyle güçlü olduğu gözüküyor. Şuradan meyve parlaklığına da ilgili. Yani meyve kalitesi şey anlamında. Yani kabak üreticileri bilirler bu dönemde bu şekilde meyve uzatmak o kadar kolay değildir. Bakın üstünde bayağı da meyve yükü var zaten. Ama meyve uzunluğu gayet iyi. Tonaj evet. Olarak da. Tonaj anlamında ve renk anlamında da söylüyorum. Turaz üretici ama. Ali abi siz ne söylemek istersiniz? Sizin görüşleriniz nedir? Vallahi ben bu seranın işte, içinde olan sizsiniz. 10-15 gün önce Hakkı Bey verdi bu gübreyi hı-hı. Dene dedi. Yaprak gübresini, sıvı yaprak, rekor gübreyi. Sıvı yaprak gübresini rekoru dene dedi. Denedim. Şu tarafa atmadım, şu tarafa attım. Attığım yeri gördüm yani rengi biraz koyu renge kaymış. Biraz meyvesi de uzun yani. Tepe evet. Sürgünü de sürmeye başlamış. Hatta geçen hafta da soğuktu hava. Evet. Bir soğuk oldu. Ciddi evet. Bir soğuk oldu. Birçok yani yerde zaten. Daha kuvvetli. Evet. Kuvvetli. Zaten kabak ağacı ne kadar kuvvetli olursa verim o kadar iyi olur. Evet. Bu dönem için söylüyorum. Yani bu dönemde bitki ne kadar güçlü olursa bizim meyvemiz ona göre ne ampul olur ne ters ampul. Peki yani şey sorayım. Hakkı Bey. Mesela buraya da stresle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Mesela bu tarafın stresiyle bu tarafın stresi. Abi şimdi herkes biliyor. Geçen haftalarda iyi soğuk oldu. Sobaları hı-hı. Yaktığımız halde dereceleri çok yükseltemedik. Yükseltemedik. Şimdi virüs problemi var. Saman akarı etkisi var. Dediğim gibi sera %50 kapasiteyle çalışıyor. Ve 2 evet. Günde bir biz buradan 540 kilo kabak topluyoruz değil mi? Doğru. Evet. Yani bizim burası 6,5 dönümdü ama 3000 köke kadar düştük biz burada. Düştük. 3000 adet bitkiden 540 kilo kabak topluyoruz 2 günde bir. Evet. Tavsiye eder misiniz ederim, Ali abi? Ederim. Rekor gübre, sıvı yaprak ederim. Gübresini. Ederim. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ya biz de kesinlikle tavsiye ediyoruz. Üreticimiz ne kadar hı-hı. Kazanırsa. İlaççı olarak da söyleyeyim yani. Biz de o kadar evet. Kazanıyoruz değil mi abi? Zaten hepimiz öyle. Doğru. Sektörde paydaş olarak. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sizden biz birlikte ederiz. Kamil biz Aydın Tarım'a. Kamil Bey'e de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Selam söylüyoruz Kamil Bey. İnşallah gelecek sezonlarda da tekrar İnşallah. Kullanacağız. İnşallah. Herkese tavsiye ediyoruz. Evet. Buradan tüm Türkiye'ye selamlar.